Evet, 9. testimiz kazanımı 3. Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'nin değişimi zorlayan süreçleri kavrar. Test 9. Soru 1. Buna göre Osmanlı ekonomisinin bozulmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur diyor. Avrupalılara verilen ekonomik imtiyazlara direkt burada kapitülasyonlardan ulaşabiliriz arkadaşlar. Tabii kapitülasyon demek ekonomik imtiyaz, yani ayrıcalık demektir. Diğer taraftan arkadaşlar burada coğrafi keşiflerin sonucunda İpek ve baharat yolları önemini kaybetti. Akdeniz ticareti önem kaybetti yine. Canlılığını yitirdi. Bu da ticaret yollarının yön değiştiğini gösterdiği için birinci öncülümüz de doğru. Tabii diğer taraftan sanayi inkılabı da Osmanlı Devleti'nin olumsuz etkilediği ifadesi kullanılmış, sanayileşme sonucunda Osmanlı ekonomisinin bozulması yine metin içerisinde vurgulandığından dördüncü öncülümüz doğru, ama burada milliyetçilik akımı ve bağımsızlık hareketleri vurgulanmadığından sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 4, yani C seçeneği olacaktır. Evet, ikinci sorumuz, bu gelişmenin açıklıkların hangisinin başlamasına etkili olduğu söylenebilir? Avrupalı devletler coğrafi keşfi gerçekleştirdikten sonra sömürgeleştirdikleri topraklardan bol miktarda ham madde elde ettiler. Avrupa'ya getirilen köylülerin sağladığı bedava iş gücü de buna eklenince oldukça zenginleştiler. Coğrafi keşiften elde edilen zenginlik bilimsel buluş ve icatlara birleşerek üretime dönüştürüldü diyor. Bu da neye yol açıyor arkadaşlar? Sanayi inkılabına yol açıyor. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz, coğrafi keşifler Rönesans ve reform ile birlikte skolastik düşünce yıkılmaya başlayınca her konuda aklın ön plana çıktığı aydınlanma çağı başladı. Aydınlanma çağında her konuda aklın üstünlüğüne, bilimsel araştırmalara ve doğayı incelemeye, deney ve gözlem yapmaya önem verildi. Her konuda dediği için burada farklı alanlarda çalışma yapıldığını söyleyebiliriz. Zaten burada müzik alanında, tıp alanında çalışmalar verildiği için A seçeneğimiz doğru. Burada deney ve gözlem ön plana çıktığı, vurgulandığı için B seçeneğimiz doğru. Bilimsel çalışmaların fizik alanında yoğunlaştığı söz konusu değil. Sanayi inkılabının başlamasında etkili olduğuna, aydınlanma çağında meydana gelen bilim ve teknoloji gelişmeleri sanayi inkılabının temelini oluşturduğu ifadesi D seçeneğini doğrular. Ama dediğim gibi her alanda çalışma yapılmış, ama bu çalışmanın fizik alanında yoğunlaştığına yönelik bir bilgi olmadığından sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz, çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti Fransız ihtilalini ortaya çıkardı. Özellikle milliyetçilik kavramından olumsuz etkilendi. Milliyetçilik kavramının etkisiyle Osmanlı bünyesinde yaşayan azınlıklar ayaklanarak bağımsızlığını kazandılar. Osmanlı Devleti'nin ayaklanmalarını önlemek amacıyla çalışmalardan hangilerini yaptığı söylenebilir? Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı meşrutiyetin ilanı sonradan söz konusu, ama kapitülasyonların verilmesi ticari bir olay olduğundan bu da siyasi bilgiler verilmiş ve 1 ve 2'yi doğru kabul ediyoruz. Üçüncü öncülümüz yanlış olduğundan sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Batı'da yaşanan bilimsel gelişmeler Avrupa'ya aydınlanma çağını hazırlarken Osmanlı Devleti tam tersi bir durum yaşanmış. 15 ve 16. yüzyıllarda bilim önemli bir evrimsel eser yazımında zirvede olan Osmanlı Devleti 17. yüzyıldan itibaren gerilemeye başladı. Eğitim kurumlarında yavaş yavaş pozitif bilimlere yönelik çalışmalar azaldı. Aydınlanma çağında yaşanan gelişmelere bağlı olarak Osmanlı Devleti 16. yüzyılda sonra da modern bir rasathane kuruldu. Bak, rasathane kurulmuş. Tamamen kayıtsız kal Avrupa'da yaşanan gelişmeler tamamen kayıtsız kalmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu rasathane diğer bilimsel gelişmeler gibi kısa ömürlü olduğu ifadesi bilimsel çalışmaların kalıcı olmadığını gösterir. Ve bunlar kalıcı değilse de bilimsel faaliyetlerin devlet politikası haline getirilmediğini gösterir. Getirildiği ifadesi yanlıştır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, 6. soru, sanayi inkılabı ile birlikte Avrupa'nın sosyal yapısı değişmiştir. Sanayi inkılabının açtaki sonuçlarından hangisi öğretmenin bu ifadesine kanıt olarak gösterilebilir? İnsan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş yapıldığı ifadesi tekniktir. Petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarının öneminin artması yine ekonomiktir. Fabrika sayısının artması ve seri üretime geçilmesi yine bu ekonomiktir. Köyden kentlere doğru göçlerin artması ve işçi sınıfının ortaya çıkması sosyal bir sonuç olduğundan sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. 7. sorumuz, yeni ticaret yolları bulundu. Coğrafi keşiflerin sonucu yeni mezhepler ortaya çıkardı. Reformun sonucu teknolojik makineler seri üretime gerçekleştirildi demiş. Bu dönemdeki çalışmalar sanayi inkılabının temelini oluşturdu. Bu aydınlanma çağı ile ilgili seri üretime geçilmiş sanayi inkılabı ile ilgilidir. Dolayısıyla buradan Rönesans ile ilgili bir bilgi verilmediğinden 7. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 8. soru, metne göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Avrupa'daki gelişmelere ayak uyduramamıştır. Sanayi inkılabı ile birlikte Avrupalı devletler fabrikalarda ucuz ve seri üretim gerçekleştirirken Osmanlı Devleti atölyelerde benzeri küçük işletmelerde üretim yapılmaktaydı. Bu da ayak uydurmadığını zaten gösteriyor. Daha yüksek maliyetli yerli ürünlerin Avrupa ürünlerine rekabet gücü azaldı. Bu durum Osmanlı coğrafyasında Avrupalı devletler açısından ham madde temin edilecek bir kaynak ve aynı zamanda üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirdi.
Bunlar yanında güçlenen Avrupa devletleriyle savaşların başarısıyla sonuçlanması savaş devlet gelenekleriyle giderler arasında farkı arttırdı. Burada zaten vurgulandığı için şuradaki bu ifade arkadaşlar üretilen malların satılacağı bir pazar haline getirmesi Avrupa devletlerinin açık pazar haline geldiğini gösterir. Sanayi birlikte ekonomisi bozulmuştur. Zaten metnin genelinden çıkartılabilecek bir sonuçtur. Ama Osmanlı Devleti'nin ham madde elde etmek için sömürge yarışına girmesi yanlıştır. Çünkü Osmanlı ekonomisi zaten sanayisi gelişmemiş ki sömürge yarışına girsin. Zaten Osmanlı hiçbir zaman sömürgeci olmamıştır. Buradan da sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.